Sevgili adalılar, yaklaşık iki hafta önce büyük bir toplumsal felaketi maalesef ülkece yaşadık ve tüm toplum olarak kendimize şu soruyu sorduk. Bu olan şey, bu kayıplar, bu tablo adil mi? İşte üzüntümüz, öfkemiz burada daha da katlandı. Adil miydi bu kadar canın itip gitmesi? Dünya yeniden kurulurken uzay çağından, kolonilerden, yapay zekadan, teknolojiden bahsetmemiz, bu yarışa hazırlanmamız gerekirken maalesef ülkemizin gerçek durumu bu. Bu noktada belki de en büyük sorumlu adil bir yönetim anlayışını sağlayamamış kamu yöneticileri. Sosyal devlet olmak temel bir yasa olarak bu vahim hali beraberinde getiriyor. Onun içindir ki bugün bu içinden geçtiğimiz kabus dolu sürecin temelinde de adaletin ötesine geçtiğimizdeki o hal yatıyor. Demek ki ülke yöneten kişilerin adil davranması temel bir yasa olarak kafanızı kaldırıp baktığımız her yerde kendini görünür kılıyor. Adil davranmayan yöneticilerin halkları hep trajedi yaşadı. Tarih boyunca ve bu yöneticiler bu halkları din üzerinden, kimlik üzerinden yönetti. Tüm tarih boyunca hepsinin sonu trajik oldu. Firavunlardan, krallardan, sultanlardan, diktatörlerden insanlık dersler aldı. Adaletiyle bilinenler ise hem halk hem de hak tarafından sevildi, ölümsüzleşti. Biliyoruz ki Allah adil olanları sever. Bugün Dünya Sosyal Adalet Günü. Adalet talebinin bu kadar arttığı bir dönemde bizler de toplumun adalet talebini yaratıcı düşünce ve güzel sanatları bir araya getirerek bugün burada toplumun hassasiyetlerine vurgu yapan, içeriğinde milli iradenin ve demokrasinin üstünlüğünden çocuk istismarına, çevreden iklim değişikliğine, gelir adaletsizliğinden üstünlerin hukukuna birçok konuda sanat yoluyla toplum hassasiyetini dile getiren, adaletin ötesinde neler olduğunu anlatan bu projeye 20 Şubat Dünya Adalet Günü'nde hep birlikte imza atıyoruz. Bugün burada bu projeyi siz adalete, fırsat eşitliğine inanmış insanlarla hep birlikte yapıyoruz. Bugün sadece bir sergi açmıyoruz. Bir adalet ateşini Kuşadası'ndan sonra sırayla İzmir Konak, İstanbul Beşiktaş, Ankara Çankaya ve Eskişehir merkez olmak üzere adalete hassas ülkemizin geleceğini, bekasını özgür ve yaratıcı düşüncede, bilimde, sanatta gören milyonlarca vatandaşımızla harlıyoruz. Adalet kavramıyla özdeşleşmiş Genel Başkanımız, müstakbel Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi, ne yaparsanız yapın, ne kadar iftira atarsanız atın, gerçekleri ne kadar bükerseniz bükün, sizin önünüzde eğilmeyeceğiz. Daha adil, daha özgür, daha dünyaya entegre bir ülke için sizlerle hep birlikte bu inançla inşa edeceğiz. Yaklaşık 4 yıldır her türlü engellere, her türlü adaletsiz süreçlere rağmen bunu hep birlikte nasıl başardığımızın şahidi sizlersiniz. Bundan sonra da toplumdan yana çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hak, hukuk, adaletin ülkemizden ve kentimizden eksik olmaması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve biliyorum ki Allah adil davrananları sever. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. 4 gün burada, 4 günden sonra diğer illerde sergilenecek. Daha sonra yeni bir sergi geliyor. Bu şekilde toplam 4 önemli hassasiyetimizi içeren sergi var. Bu ilki, tırımız Kuşadası'ndan sonra İzmir, Ankara, İstanbul ve Eskişehir gezecek. Ondan sonra bir başka özel günde bir başka yine çevre, iklim, kadın erkek eşitliği, istismar gibi konularda, yani şu an dünyanın üzerine odaklandığı hassasiyet konularında dikkat çekme amacında olan bir sergi bu. Yani insanları üzerinde düşündüren, onlara üzerinde hassasiyet gösterdikleri konularda sübliminal mesaj veren bir sanatsal, bir fikir etkinliği özelliği taşıyor. Gece de özel ışıklandırmasıyla gezilmeye devam edebilecek.
Bu proje bittiğinde yenisi başlayacak. Ama bu şekilde 4 ayrı planımız var.